Cümle evet. tutulma haritası şeyi bir alalım mı biraz Aa, evet. önceki harita yani, vermiştiniz haritaya, ya ona bakayım memnunum. bu dünya haritası vardı ee, öner onun üzerinde bir evet tabii top sende evet şimdi e, buradaki yine iz düşümlere baktığımız zaman bu dünya atlası ama özellikle tutulmanın en çok etkilediği bu ne, bölge Bu neyi anlatıyor bize hani şimdi bu haritayı gördüğümüz zaman üst başlığı ne tutulma anındaki Gezegen iz düşümlerinin, özellikle hangi bölgelerde nasıl etkiler ortaya çıkartacağı manasında tamam. bu tutulmanın iz düşümüne baktığımız zaman Libya'nın da olduğu Avrupa'nın ortasından geçen, ama özellikle Afrika'nın da ortasından geçerken Türkiye'nin de Libya'ya evet, çok Libya. dikkat çektiği. Evet. Yani bu demektir ki içinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle o alanda daha fazla hareket olacak, daha fazla politik anlamda. Libya üzerinde bir şeylerin döneceği bir zaman dilimi olacak diyebiliriz. Burada ne, yani buna ne diyebiliriz? Libya bölünecek mi üç'e? Lib ee, Libya üzerinde politik ee, ne diyelim paylaşım veya politik açıdan bir takım ee, sulta veya güç elde etmeye yönelik hareketlerin olacağını anlatıyor diyebiliriz genel anlamda. Ama aynı harita İtalya'nın bacağından da geçiyor. Tabii tabii yukarıdan aşağıya iz düşüyor ama şurada özellikle iki hattın çok kesiştiğini görüyoruz. Tam Libya üzerinde daha da belirgin bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şurada başka bir belki gözükmüyor daha ince bir hatta geliyor aşağıya. Şu Türkiye'nin de içinde olduğu bölge aslında bu dönemde belki Türkiye açısından hani bazı kazanımların da işin içerisinde olabileceği dış imajımızın, uluslararası imajımızın belki daha insani manada başka ülkelere yardım etmek olabilir, şifalandırmak olabilir. Bu yönde bir avantaj sağlayacağını gösteriyor. Şu aşağıya inen hatsa Mars hattı işte burada agresyon, kavga, mücadele var. Neresi? Rusya, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan'ın bir kısmından geçen hat. Mars'ın özellikle tepe noktası dediğimiz yani gök ortası dediğimiz Alanla çakıştığı bölgede Marsiyen yani askeri ordulara yönelik mücadeleye yönelik bir enerji olur. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu zaman dilimi önümüzdeki 6 aylık dönem Rusya başta olmak üzere askeri manada çok daha atak çok daha baskın olmaya çalışacağını anlatıyor. Peki ee, hani Rusya'nın baskın olacağını anladım. Yönü ne tarafa olacak? Onu okuyabiliyor musun? Yanınızda özel... yani Kazakistanla Rusya arasında bir problem mi olacak? Tabii yani bu evet. bölgede Rusya'dan aşağı inen bu hat askeri gücünü Rusya'nın daha fazla göstermek isteyeceğini bize en çok anlatıyor. Yani daha hakim olmak isteyeceğini anlatıyor ee, ve aşağıya İran'a doğru da indiği için aslında yine İran'ın da kendi gücünü daha fazla ortaya koymak isteyeceği bir zaman. Yani Mars hattının geçtiği bölge, özellikle bu tür çakışmalar askeri gücü askeri daha ve fazla. politik anlamda diyorsun. Daha etkili anlamda, olacak ülkeler bu. Ama evet. silahlanma veya silah gücünü, askeri gücünü yani politik manevralardan ziyade direkt askeri güçle alakalı. Tamam. Bunun daha fazla ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu bölgeye baktığımızda ise burada daha ziyade karışıklık yani Amerika'nın bulunduğu bölgede daha ziyade karışıklık politik karışıklıkların olacağı bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. Biraz evvel senin bir sorun vardı. Evet. Joe Biden'la ilgili. Evet. Ee, astroloji haritasına baktığımız zaman Joe Biden bu arada Akrep burcunda çok sayıda gezegenleri olan, yükselen burcu Yay, yay. olan bir e, politikacı. Yani dışarıya gözükenden çok buzdağının altında daha gizli, gizemli kapalı bir yapı çiziyor. Donald Trump'ın tam tersi. İkinci adam deriz biz daha e, çok hani bu kadar Aslında katılan öyle. Yani de ben de mesela seçimlerle ilgili işlere. ben Donald Trump'ın kazanacağını düşünüyordum. Bununla ilgili Anladım. öngörüm de vardı. E, hala da astrolojik açıdan Biden'ın kazanmasına ikna olmuş değilim. Yani kazanmış olabilir demek istediğimi anlıyorsun. E, bu manada özellikle önümüzdeki bu Kasım ayında başlayacak tutulmalarla birlikte Joe Biden üzerinde ciddi bir bas, baskı oluşacağını düşünüyorum. Bir. Yani bu, bu seçimlerle derken, ilgili geri dönüp evet. hala e, orada bir e, ne diyelim bir sıra dışılık e, bir oynama vesaire gibi bir durumun bunu biraz daha netleştirsene. Oynama ne demek? Yani, yani Biden, oylarla oynanması evet. e, buna çıkacak benzer şeyler yapılması. Bu tür konular evet. çok ortaya çıkacağı bir zaman dilimi yani Kasım ayından başlıyor önümüzdeki iki yıl boyunca olan tutulmalar bu manada Biden'in astroloji haritasını çok tetikliyor geçmişle ilgili hesaplaşmalar yani ne yaptıysa onun çok karşılıklarını bulacağı Biden'in sağlık konusuyla evet ilgili sıkıntı bir şey var olurdu. aynen e, tabii, özellikle e... Kasım ayından itibaren evet. 2021 tutulmalar zaten o e, hem dediği gibi sağlık alanında etkileyecek. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu Mars ve Satürn Temmuz başında bir karşı karşıya gelecekler. Biraz ben hani bunlarla alakalı böyle bir çalışmalar yaptım, bir aramız Hemen senle bir... devam edeceğiz. Tamam. Ee, efendim ufak bir reklam arası. Çayımız bitti. Çayları da tazeleyelim. Hemen geri dönüyoruz.